Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda 1-2 ay aradan sonra ilk defa Yone oynuyoruz abi. Sezonunu Yone Dünya Birincisi bitirmiştik. Şu an güncel olarak da ara sezonda Yone Türkiye Birinciliğimiz var. Dünyada da 5.yiz. Oynamıyorum. Oynasam rank 1 alırız ama ara sezonun çok da önemi yok. Yani gerek yok, zaten sıfırlanacak. Sezonun rank 1'i tamamlamıştık. Biliyorsunuz ki 10.25 yaması geldi ve Yone, Yasuo buff yedi. Sonra bunların eşyaları da buff yedi. Çok güçsüzleştirmişti Riot bu çarları. Yani böyle bir buff çok lazımdı yani. Ben de buff'un gelmesini bekliyordum açıkçası oynamak için. Eşyalar da buff yedi. Yani karşımızdaki kardeşimizle birlikte Yone Yasuo eğlenceli bir oyun olur umarım diyerekten hepiniz hoş geldiniz tekrardan abi. Özledim ya. Yone Yone diye başımın etini yiyenler vardı yorumlarda. Sonunda çekiyoruz. Ben de bakalım. Şöyle bir Yasuo matchup'ında E'li trade'lere girelim. Şu Q'yu bir tane de auto atak tamamdır. Bu arada rünlerimi sol altta gördüğünüz gibi ayağı çabuk. Yani Yone'ye ben en beğendiğim rünlerden biri ayağı çabuk bu şekilde. Sağ alttan da saldırı hızı diyebilirim. Wild Rift'te bu Q'nun ortumu, bu Yasuo'nun ortumu bu kadar uzağa gitmiyor. Bak burada gidiyor. Wild Rift'te de gelse şu şar efsane olacak. Bu arada Wild Rift kanalımızı takip etmeyenler varsa abi takip edebilirler. İki kanalda da her gün düzenli video geliyor. Böyle auto atak Q'lar. Auto atak. Oo, Yasuo failladı, güzel. Bu da çıkarsa bir tane ignite. Nice be. Böyle bozuk bir şar işte bu. Yani o flash'ı atacaksın abi. Atmazsan Yone yok ediyor. Yone düz vuruş takaslarında yani çok bozuk abi. E'den sonra biliyorsunuz E'deyken ne kadar vurursak E'nin dönüşünde o kadar fazla damage atıyoruz. Ignite ve orada stack'li Q ile birlikte direkt infazı koyduk. Resetleyelim. Güzel başlangıç. Nice. Özlediğimiz Yone hareketleri. İlk eşya ayakkabıyla başlamayı seviyorum. Yone'ye saldırı hızı, hareket hızı efsane oluyor. İlk eşya ayakkabı alacağım. Arkasından ölümsüz kalkan yay. Buff yedi biliyorsunuz. Arkasından ebedi kılıç, arkasından hayalet dansı düşünüyorum. Hayalet dansı ilk başta da alabilirsiniz. Veya Kraken falan buff yedi diye biliyorum. Onları belki tercih edersiniz. Size kalmış. Ben Faker tarzı takılmak istiyorum. Geçen gün Faker ebedi kılıç ya ilk başta ölümsüz kalkan yay, arkasından ebedi kılıç falan almıştı. Hayalet dansı falan da buff yedi biliyorsunuz. İlk 3 eşyamız o şekilde olacak. Güzel. Hop şöyle otolar. Ayağı çabuk almamızın sebebi bu arada arkadaşlar. Uzun takaslara çok fazla girmek istemiyorum burada Yasuo'yla. Erken oyunda zaten yenilmezi stacklediğimizde E'mize geri döndüğümüz için yenilmez birazcık boşa gidiyor diyebilirim. Açgözlülük yaptım ama öleceğimi düşünmüyorum. Q düz vuruşlar. Tamamdır, güzel. Ignite'ını aldık. Dediğim gibi yenilmezle geriye döneceğimiz için stacklendiğinde ben burada çok fazla tercih etmek istemiyorum. Şunu oynayabiliriz aslında ama bizim jungle pek oralı değil. Okey. Bir de ayağı çabuk mesela sizi koridorda daha uzun süre kalmanızı, hayatta kalmanızı falan sağlıyor. Çok OP. Q'yu stackledikten sonra mı oynasak? Şöyle bir WQ. Q'mu bozdu. Orada Q'mu bozmasa ortumu alacaktım ya. Süresi bitti. Okey. Böyle stun CC yediğimizde tam elimizden Q çıksa bile işlemiyor. Onu hiç sevmiyorum gerçekten ama olsun. Yasuo'da da var o tarz bir muhabbet. Sana yardım edemiyorum şu an. Lane'e itelim abi. Ayakkabı paramız yetti. Hemen şöyle. Yalnız yani bu buff hissettiriyor kendini bak. Azıcık da olsa. Bir de eşyalar alınca çok OP olacak. Biliyorsunuz ki erken oyunda zaten zorluk falan çekerseniz böyle daha sonrasında 2-3 tane kill aldınız mı orta oyunda Yone yok ediyor gerçekten abi. Takım savaşlarını başlatıp bitirme konusunda falan Yasuo'dan daha iyi diyebilirim. Ama solo queue'da karşınıza güzel bir Yasuo geldiğinde size sıkıntı çıkartabilir. Ama her şey kafa kafaya gittiğinde, farm falan kaçırmadığınızda Yone 6'dan sonra daha güçleniyor. Çünkü ultisi falan çok tatlı. Özellikle kaçırmadığınızda üstünlük kurabiliyor. Hemen şuralara ward salalım. Bir base'imizi atalım. Ayağı çabuk alıp gelelim. Ayağı çabuk ne ya? Savaşçı çizmesi. Şunu alalım, şunu alalım. Uçalım serisinden. Bu eşya sağlam oluyor abi. 40 grit.
verdiği can, bariyer vesaire güzel olacak. Kırılganlığımızı alacak. İlk eşyadan bunlar tercih edildi, görüldü yani. O yüzden yapıyorum. Faker tarzı bu build'le oynayacağım şu an abi. Aleykümselam, bu arada yayındayız. Yayınları da beklerim. Aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz abi. Her gün yayın açıyoruz. SS verelim. Tamamdır. Bizim char var ya şu an fişek. Acayip hızlandık abi. Vallahi karşıma birisi çıksın. Şu Ekarim gelsin bakayım. Onu değdirdim mi gerçekten? Güzel. Bak ulti kaçarsa yani çok büyük fail oluyor. Midlif geldi burada Ekarim'den. Yone oynarken en büyük önceliğiniz ultiyi tutturmak olmalı abi. Ulti tutarsa acayip iyi. Şunları dodge'layalım. Düz vuruş. Şöyle bir hortumu değdirirsem auto ataklar. Oo, şöyle bir W. Q flash E'ye geri dön. Q flash animasyon iptali. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Hemen şöyle pushlayalım. Bakar mısın yalnız şu akıcılığa? Char direkt ayakkabıyla snowball'a bağlıyor zaten abi. Erken oyunda bu charla 1-2 kill aldığınızda oyunu dümdüz yok ediyorsunuz. Karşınızda çok zor dururlar abi. Özellikle kitle kontrol vesaire yemezseniz. E'deyken şuna dikkat edin. E ile açıldığınızda kitle kontrol yerseniz E'ye bastığınız zaman geriye dönemezsiniz abi. Olduğunuz yerde kalıp ölebilirsiniz. Çok dikkatli olmanız lazım. Şundan mı başlasaydık, şundan mı başlasaydık? Saldırı hızı iyidir ya. Şuradan ufacık bir saldırı hızı alıyoruz. Şunu da alalım, hemen uçalım. Dediğim gibi E kullanmaya alışmanız lazım. Yone oynamak istiyorsanız. Yone oyuncuları bilir zaten. CC yediğinizde geri dönemeden ölebilirsiniz. En büyük sıkıntısı o. Gittiğiniz yerde ölüyorsunuz. Orada problem var ya. Ben orada değilim. Bizimkiler ölebilir. Tamam, çok değilsiniz. Okey, lane'imize geri dönelim. O zaman bizimkiler aldı orayı. Nice abi, helaliniz var. Seriden şuraya pushlayalım. Minyon kaybettirelim abi. Zaten burada ilk eşyadan şunları aldık ya. Kafi yani. Saldırımız. İçeri güçlü kılıyor zaten. Barikatlara devam. Vallahi bence 10.25'ten sonra oynanır abi bu charlar. Oynanma sayıları artar hatta böyle. Mesela Yone'nin ve Yasuo'nun hem oynanma sayıları hem de kazandırma oranları düşmüştü gerçekten. TR'de bile nadir görüyorduk bunları. Bu buff'tan sonra bayağı bir fazla göreceğiz bana kalırsa. Şöyle bir E, Q, W, Q. Tamam. Oh, geldi. Güzel Fury'den ulti ignite aldık. Adam geri döneceğimizi unuttu orada belki de. Şöyle bir Q'lar, W'lar, auto atak, auto atak, auto. Oh, hemen ultiyi kaçmak için kullanalım burada. Ulan Hecarim gelmeseydi ben o çocuğu almıştım ya. Agresif oynuyordum falan filan. Dur bakayım gene mi aldım? Bu arada Hecarim'den ultiyi yemeseydim W'mla E'me geri dönüp o gelen damage yetecekti ve ölecekti. Bunları hesaplamıştım da. Maalesef abi Hecarim'in ultisi güzel kitle kontrol. Peki yine almadın mı E'm döndüğünde? Şuradan bir Q. Stackleyelim Q. Çocuk base atmadı, çok iyi. Oto. Ekarim gelirse ölebilirim hala. Dikkat etmek lazım. Hortumu şöyle ileriye doğru kullanmayalım. Tamam. Şuradan hemen şu tarafa gidelim yardıma. Geliyorum. Oynaman lazım. Oyna 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 oyna. Az önce zaten ultisini almış. Ignite'ı da koydum. A! O kaçmamalıydı ya. Çok Fury'yi kaçırdım. O kaçmasaydı hortumla kesecektim ben o çocuğu. İşte bunlar kill kaçırmanıza sebep oluyor abi Yone oynarken. Çok kontrollü atmanız lazım Q'ları, R'leri. W ve E'si bir yana. Q, R sizi çok fazla öne geçiriyor veya çok fazla geriye düşürüyor. Biz şu an iyi durumdayız. Sıkıntı yok Allah'tan. Gelme buraya. Gelme. Base'imi bozdum abi. Burada ward yok değil mi? Şimdi base bozmuşum o kadar vakit kaybı. Şurayı gitmeden olmaz yani. Bir açgözlülük yapalım. Tamam, çok iyi. Bak bu trade'lerde biz daha güçlüyüz bana kalırsa. Aynen öyle. Hemen E'yi verelim, geri dönelim. Aramızda level farkı var çünkü. Eşya farkı da var.
Bir de E'deyken benimle takaslardan birazcık kaçınması lazım. O Yasuo'nun. Hemen uçalım abi. Bu arada bu videoya da like'larınızı bekliyorum. Yone videolarının devamı için. Like atarsanız çok güzel olur abi. MF Thresh. MF sağ tıka bıraktı. Oğlum dönmedi mi Q'un o kadar? Fakit geçti orada ya. Cooldown'u düşük değil mi bu MF'in? Alırdı sanki orada. Zink. Zink. Kostüm yoktu bu çarda. Okey. Şuradan Yasuo gelecek şimdi. Barikat mı alsam Yasuo'yu mu oynasam? Bence burada Yasuo'yu kıstırmak güzel olur. Arkasında biri var mı bilmiyorum da. Yok. Dans ettiriyor orada çarı. Peki buraya birileri geliyor mu sizce? Evet. Lan ne oluyor? Da what the fuck? Oha! Oğlum adamlar pusudaymış. Yüzyılın beyitini mi yedik? Malphite Ray Karim'i. Yone çok iyi, ulti değil miydi? Oğlum ultiyle kaçsaydım oradan çok worth olacaktı ya. Adam içimdeydi. Ona sekti ulti. Erken kullandım. Birazcık daha mı geç kullansam? Yok ya, her türlü orada faillayacaktık ultiyi. Hareket hızı fazla. Oğlum siz ne yaptınız lan bana öyle? Ben böyle bir şey görmedim bu arada. Vallahi uzun zamandır böyle bomba combo yememiştim abi. Malphite Yasuo yıkarım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ulan Exvia'ya böyle combo yapılır mı lan? Bunun arkasında bence full Hecarim olacak ya. Hecarim 5-1 gidiyor abi şu an. O adam nasıl bu kadar fazla kill almış ya? Ben bayağı öndeyiz sanıyorum. Değilmişiz. Eyle alalım şunları. Aynen. Hecarim falan gelirse sıkıntı olur diye girdim böyle. Tamam ya, Yasuo tapta geliyorum. Ölmeyin ne olur. Aslında kalkan yay bitti var ya. Bir tane şuradan kill mill alıp hemen base atsam. Tam kill alamayacağım. Sivain var bu arada oyunda. Rakip top lane Sivain oyuncusu abi. XPY'cı. Elektrik ve isabet. Morello falan almış ilk eşya. Ultim cooldown'da. O wave'i zaten Garen alacak. Wave almaya durmaya gerek yok. Deyip şuradaki wave'i tızlamam yok mu? Birlikte pushlayalım. Sivain farm kaybetsin. Eğer Yasuo da burada kalmak isterse Yasuo'yu belki keseriz. Gerçekten bunu oynayacağız mı? Tamam çok iyi. Oo onu dodge'ladım sandım. Yedim mi ben onu? Kuleye kuleye. Oo ha, sen harikasın Eko. Eko sen harikasın be. Onu yemesini beklemiyordum yedi. Çok iyi. İtelim. Bu vadiyi güzel kullanacağız o zaman buradan. Oo Sivain W'sunu yedik. Son anda ortumda dodge'ladım mı dedim de dodge'layamadım abi. Oynasak mı? Oynamayalım bence, sal bunu. Şunları çalmadık mı? Bunları daha önce hiç kesen olmamış galiba. Çok seri vuruyorum. Adamlar sinirlendi burada ben bunları alırken. Oy ikisine de ulti. WQ'lar. O öldü benim E'ye. Bana kalmadı. Şurada base'imi atayım. Güçlü çar. Ultiyi genelde E'den sonra kullanmak lazım. ER. Sonra WQ'lar, auto ataklar. E'ye bir geri dönüyorsun abi. Ultiden o gelen ekstra damage'ler vesaire hepsi adamın üstünde patlıyor. Çok manyak damage birikiyor. Bayağı OP. Güçlüyüz. İlk eşyayı bitirdik. Dakika 15'te. Hemen ebedi kılıç gideceğiz. Bu da eğer dakika 20 sularında biterse acayip worth olur. Bunun arkasından da hemen bir hayalet dansçı falan patlatacağım. Ça 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 ça. Fena kritikler. Havada uçuşacak böyle. 2 level dife devam edelim ama. Yasuo ile aramızdaki level farkı açılmasın. Oyunu kaybetme ihtimalimiz olabilir abi. Kitle kontrol yemediğim bir sürece taşırız. Benim şuraya gitmem lazım. Buradan aslında kuleyi alırdım ama burada fight var. Ya fight oldukça genelde koşuyorum ya. Zaten ilk kuleyi aldık ya. Çok da önemli değil o mid kulesi şu an için. Şuradan hemen şöyle Q'larla orada belki bir şey yaparım. Bir gösterseydiniz keşke kim var kim yok şurada. Bunu çalmadım mı? Sövecek mi bana acaba? SS attı.
Neyse adamlar mute'lu gerçi. Küfür ediyordur belki ama görmüyoruz abi. Biliyorsunuz rakibin mute'larını açık bırakıyorum genelde. Yo, şöyle bir tık geri çıkıyorum. Tamam, şöyle hemen arkada oldum. Hemen ulti kaçırana. Hop. Nice işte böyle be. Abi elini korkak alıştırmayacaksın. E'den sonra şu R'leri, Q'ları bam 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 asılıp gireceksin. Zaten E arkada ya. Çok rahat kaçabiliyorsun abi. Yasuo diff geldi burada tekrar Hikarim'den. Geri dönelim, bir crit alalım. E zaten arkada. En kötü skill'lerin cooldown'a girmiş olur. Hiçbir şekilde ölmezsin. Dedim ama az önce combo yedik. Kafanıza 3 tane de ulti yerseniz ölürsünüz yani. Buna da dikkat edin. Hemen geri çıkalım. Aslında ebedi kılıca kaç gold kaldı beyler? 400-500. Ben birazcık daha kalayım. Kardeş diff'i geldi burada. Ben birazcık daha kalayım. Şuradan geçelim şöyle. Bu duvarlardan geçme olayına bayılıyorum gerçekten ya. Allah'tan bu var yani. Devam. Ultim gelecek az sonra. Bunlar Yasuo Malphite combo yapmaya mı girmişler bu oyuna? Dikkat etmek lazım. Şurasını almış galiba bakayım. İyi almamış, ben atamamışım. Tabii 2 ay sonra paslanmışız. Geri dönecektim, onu orada gördüm de bir saniye. Bir saniye! Kaç sen kaç bari. Neyse ebedi kılıcı bitirdik mi? Yani bitti gibi abi, amacımıza ulaştık. Maze'de 3-5 saniye bekleyeceğim, alacağım. Sonra görüşeceğiz oğlum, sizle bekleyin. Abi gene ikinci kez bomba komboya maruz kaldık orada ya. Malphite'i gördüm bak, ben şurada savaşırken şuradan geliyordu. Açgözlülük yaptım. Kulaklar GG mi? Açgözlülük yaptım abi, özür dilerim. Böyle açgözlülük yaparsanız ölüyorsunuz. E'yle gittin ya. CC yedin mi perssin ya. CC yememen lazım. Neyse çok güçlüyüm, hiç sıkıntı yok. 3 eşyayım, dakika 18'de fişek ya. Yani bir oyuna daha başka ne isteyebilir ki, şunları bitirdi. Bir de hayalet dansı ister, tamam. O eşyalar yetiyor zaten bize. 80 kritimiz var abi. Şimdi hayalet dansının alt parçacığını alacağım. Oradan zaten 100 krit olacağım anında. Yargın misali. Ondan sonra ölmem diye düşünüyorum ya, hayalet dansı alırsam. Kontrollü oynayacağım. Takım girsin, ben arkadan girip penta falan atarım. O tarz oynayabiliriz. Q'muzun kulağını 1.33, evet. Aleykümselam bu arada, hoş geldiniz. Bana bunlar gene bir şeyler deneyecek ha, ben çok ileride oynuyorum. Peki Sivayne dive atmadın mı beyler? Yani Sivayne dive atmadın mı? Hakaret gibi olacak şimdi bu bizim için ama. Kule kalmamış ki burada. Hemen şunu şöyle dodge'layalım, şunları şöyle. Ultiyi atmadım, atmadım. Şimdi atıyorum. Şimdi E'ye geri dön. E damage'imi dodge'ladı. Ah, kili de eko aldı. Güzel oynadı çocuk burayı aslında. Vay, skorları da iyi yani Sivayne'in de. İşte yani abi XP vay falan yani. Şuralara bir kafa atacağım. Kimse var mı? Yok. Bir Yasuo var, bir Malphite var. Gelirlerse keseriz. Oyunu hemen seriden açayım. Uzamasını istemiyorum. Sıkıntı olabilir yani. Şu pikler. Malphite, Karim, Yasuo. Çok fena bomba combo yiyoruz abi. Tek başıma bir şey yapamıyorum. Bir de 5 kişi o bomba combo yersek patates oluruz. Hafiften şurada bir geri çıkıyorum. Hayalet dansıya bakalım. Şu crit'i alalım. Dönelim de abi. O crit'i alalım. Char'ımız iyice bir güçlensin. Oh, oh yarasın. %100 crit. %100 crit. Wildrift geldi bu arada. TR'ye. Wildrift'ten de dediğim gibi her gün video atıyoruz abi. Takip etmeyi unutmayın kanalı da. Aşağıda linklerini koyarım. İkinci kanalın. Oh. Oğlum var ya, ulti atsaydın alırdın ha. Abi ultim yok. Oraya girsem mi girmesem. Birazcık yavaşlatsaydı oynayacaktım oraya. Adamlar yavaşlama yemedi. Oo. Şu Sivayne'in W'su sıkıntı abi bak. Karşıda olunca problem oluyormuş. Ultimizin kullanımı 90 saniye. 0 CD yarımız var abi. Ya bir fight var. Hemen bitirdik ultiyi kullan. Diğer fight da dönüyor diyebilirim aslında. Çok problem olmuyor.
Bunları alalım. Şuralarda bir görüşümüz olsun. Birazdan direkt çıkacak. Yani bu şekilde. Şu an bu build ve bu rünlerle oynuyorum. Bu dakikada yenilmez girmeniz sizi daha güçlü kılabilir. Ama ayağı çabuk dediğim gibi erken oyunda, orta oyunda güzel oluyor. Çok fark olacağını sanmıyorum. Ama deneyebilirsiniz. Proflar daha çok şu an ayağı çabuk falan oynuyor. Çekeceği yere koyabilirdim. Şöyle bir ikisine ulti. Şuradan hemen Q'lar Swain'e. O hortumu tutturabilseydim, daha erken dönseydi Swain'i de almıştık. Ama Swain'in ultisinin gitmesi zaten yani onun artık... Oğlum durun lan, Swain ultisi daha bitmedi. Bitmedi deyip Swain'in ultili Swain'e kafa atıyor olmam. Şöyle bir flash Q'lar. Oy! Yetmeyecek sandım, yetti. Nice. Uf, bayılıyorum ya. Hemen itelim abi. Level diff güzel. Şurayı pushlatalım. Wave kaybetsinler. Dur, kuleden it yiyeceğim şimdi. Nice. Ölüler. Malphite gelirse keserim. Malphite dalma diyor. Yasuo oç evladı yazıyor diğeri de. Şu top side'ı full clearlayacağım top ormanı. Ardından bir resetleyelim. Bayağı bir güçlüyüz. Ne lan, buraları kim temizledi? Ha dur. Buraları. Bu arada çok manyak deli milyon push'u var yani Yone'nin. Erken oyunda bir tık zayıf diyebiliriz. Ama bu dakikalarda fişek. Tamam, siz ölmeyin ya. Dönelim abi. Tek başıma baron olabilir miyim sizce bu eşyalarla? Kanotsamış falan olsa alınır sanki, değil mi? Bu şekilde büyük ihtimalle alamayabiliriz. Buraya şimdi bizim kanotsamış falan eklememiz tatlı olur. Ya da bir Guardian Angel falan alalım ya. Önerilenlerde ne öneriyor? Dead Dance. Tamam, Dead Dance alalım. Dead Dance artı Guardian Angel yapalım abi. Şu an bu şekilde kafi. Birazcık kendimizi korumaya da alalım. Yasuo'ya çok yükleniyorlar ya. Oo, bir Swain gördüm sanki. Q W'lar. Q şöyle 5 kişiye bir ulti. Ultiye hemen geri dönelim. E'ye geri dönelim, öleceğiz. Belki orayı bizimkiler tamamlar damage'i. Bir saniye, bir saniye. Görüyor musun ya? Fena damage. Can yeniliyorum orada. Bir de kalkan yaydan. Nice. OP. Damage farkı abi. Tek başına yetmez onlar. Bu şekilde doldurman lazım bu build'i. Kaçma lan. Oho, çocuğu tilt ettik, korkuttuk. Arkasına bakmadan. Dıkıdık dıkıdık. 10 numara çar ya. Bak şu şekilde olduğunda gördünüz yani. 5 kişiye girdik orada. E'ye hemen geri dönmemizle birlikte ölmüyoruz. Öyle de bilirdik ama. Ultiyi çünkü atmasaydık ölmüştük. Ben orada CC'leri yemeden önce ulti saldım. Allah'tan ölmedik abi. Dediğim gibi salmasaydık onları ölmüştüm. Şunu da ben alayım. Ah be, birazcık daha vurabilirdim ona. My bad. 14 dakika 12 kill. Daha da fazla skor alabilirdik sanki bu maç ya. Bakar mısın şu damage'e? Az yaklaşırsa kestim onu bu arada. Böyle bir EQ. Ah be, geri kaçtı. Kaçmasa almıştım. Nice. Deli manyak kanser güçlü Yone ile. 24 dakikada 200 farm. 13'te skor almışız abi. Gayet güzel, eğlenceliydi. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yone videoları devam için dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.